Efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? 2. Kasım ayı videosuyla karşınızdayım. Yetişkinlerin yalan hayatını elimden bırakamayarak karşınızdayım tekrar. Çünkü son 2-3 gündür özellikle yaşananlar benim bu kitaba durup durup geri dönmeme, durup durup altını çizdiğim yerleri tekrar okumama, bazı paragrafları tekrar okumama vesile oluyor. Çünkü son 2-3 gündür mucizelere tanıklık ediyoruz biliyorsunuz. Sizde 65 saat sonra kurtarılan, 92 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki çocuklar, 4 yaşındaki çocuklar o enkazın altından kurtarılma hikayelerini okuyoruz. Ama bunun karşılığında insanların hala yalanlarına, riyalarına devam ettiklerini ve bu durumu nasıl kullandıklarını da görüyoruz. O yüzden de ben bazı romanlara dönüp dönüp onları okumaya devam ediyorum. Edebiyata sığınmaya devam ediyorum efendim. O yüzden şimdi bugün de yetişkinlerin yalan hayatından size bir şeyler okumaya, bazı paragraflar okumaya devam edeceğim. Şimdi efendim yetişkinlerin yalan hayatını küçük ergenliğe girmiş bir çocuğun uyanışı ya da bazı şeyleri fark edişi, büyümeye başlama hikayesi olarak okursak romana büyük bir haksızlık etmiş oluruz. Romanı bir kenara bırakın, Napoli hikayelerini yazan, Napoli romanlarının yazarı Elena Farnanti'ye de çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Çünkü kendisi hakikaten çağımızın yaşayan, bildiğimiz kadarıyla yaşıyor. Kendisiyle ilgili çok az şey biliyoruz. Dünkü videoda bahsetmiştim. Haksızlık etmiş oluruz kendisine. Eğer sadece bunun bir ergenlikten çıkma ve büyüme hikayesi olduğunu söylersek. Joanna, yani bu hikayenin baş kahramanı, bu hikayeyi de anlatan kişi aynı zamanda, romanın da anlatıcısı. Babasının bir gün annesine günlük bir konuşma esnasında söylediği bir sözü, bir söz üzerine hayatı değişen bir hikayeyi okuyoruz burada. Kendisinin ağzından. Kötücül olduğu söylenen, aile içinde hep böyle lanse edilen ve kimsenin de görmediği, babasının da çok fazla ilişkide olmadığı, halasının babası tarafından kendisine benzetildiğini işitiyor. Aynı diyor, Victoria halaya benziyor bizim bu kızımız diyor babası. Ve aslında bu kadar basit bir cümleden Joanna farklı bir, yani son derece rahat, zengin hayatını bir kenara bırakmayarak tabii ama başka hayatlarla tanışarak, sınıfsal olarak başka hayatlarla tanışarak hikayeyi başlatmış oluyor. Kendi hikayesini, kendi büyüme hikayesini başlatmış oluyor. Gerçekten de sadece bir büyüme hikayesi olsaydı belki de bu hikaye, katmanları olmasaydı, yetişkinlerin hayatını keşfedip ona göre kendi hayatına yön vermeye çalışan Joanna'yı okumasaydık eğer, Ferrante'nin yazdığı bu roman çok basit bir roman olarak kalacaktı. Evet, bizim gündelik değil de gündelik olarak yaşadığınız şeyleri anlatan bir romancı olacaktı Ferrante, ama böyle bir şey yapmıyor kendisi. Son derece basit bir şekilde anlatmasına rağmen hikayeyi, hikayenin kahramanı yani Joanna, biz bambaşka bir hikaye okuyoruz. Aynı zamanda feminist de bir hikaye okuyoruz. Aynı zamanda sınıfsal farklılıkların olduğu bir hikaye de okuyoruz. Aynı zamanda bir başkaldırının romanını da, sadece değişimin değil dönüşümün de olduğu bir romanı okuyoruz. Zaten çok sancılı olan bir dönemi öyle yollar seçerek büyümeyi tercih ediyor ki, yani o ergenlik dönemini öyle yollar seçerek büyüme noktasına getiriyor ki buradaki kahramanımız, ha büyüme böyle de olabilirmiş. Bizim gündelik yaşantımızda veya bizim yaşadığımız şekilde olmayabilirmiş noktasına geliyorsunuz ve bambaşka anlamları çıkarıyorsunuz bu romandan. Anlamlandırıyorsunuz. O yüzden de çok değerli. Şimdi efendim okumaya başlıyorum. Yetişkinlerin ne kadar yalan söylediğini
ve kendisini bu hayata nasıl adapte ettiğini her fırsatta anlatıyor Joanna. Keşfim ikimizi de yaraladı ama farklı biçimlerde tepki gösterdik. Annem kim bilir kaç kez karıştırmıştı o sözlüğü, kim bilir kaç kez bakmıştı o fotoğrafa ama Mariano'nun karısının bunca yıldır takarak gösteriş yaptığı, annemin yıllardır sahip olmaktan hoşlanacağını dile getirdiği bileziğin bu resimde kaynanasının kolunda olduğunu fark etmemişti. Siyah beyazı sabitlenmiş görüntüde o sadece daima genç olan babama bakmıştı. Ona aşık oluşunun nedenlerini bu imgede bulmuş ve bu nedenle onu bir çiçek gibi sözlüğünün arkasında saklamıştı. Çiçek gibi kurusa bile bu resim armağan edildiği günü anımsatacaktı. Geri kalana hiç dikkat etmemişti ve bu nedenle ben o mücevheri gösterince korkunç bir şekilde acı çekti. Ama bunu bana belli etmeden, tepkilerini kontrol ederek yaptı. Anlamsız ya da nostaljik konuşmalarla bakışlarımızın karşılaşmasını engellemeye çalıştı. Babam iyi, dürüst ve sadık mıydı? Constanza büyük aşkı, gerçek eşi miydi? Babaannem kızını baştan çıkaran Enzo'yu oğluna yeğliyor muydu? Bunun gibi pek çok hikaye uydurdu ve daldan dala atlayarak gidip eski kocasına sığındı. Elbette bugün onun bıraktığı boşluğu bir şekilde doldurmasaydı içine yuvarlanır ve orada ölürdü diye düşünüyorum. Ama benim gözümde seçtiği bu yöntem en tiksindirici olandı. Bana gelince fotoğraf bileziği hiçbir şekilde Victoria'ya iade etmeyeceğim konusundaki cüretkar kararımı perçinledi. Kendimce bulduğum gerekçeler birbirine dolanıyordu. O benim diye düşündüm çünkü babaanneme aitti. O benim diye düşündüm çünkü Victoria babamın arzusuna rağmen el koydu. Babam da Victoria'nın arzusuna rağmen sahiplendi. O benim diye düşündüm çünkü bana düşer ister Victoria doğumumda hediye etmiş olsun, ister babam dalavere çevirerek bir yabancıya vermiş olsun. O benim diye düşündüm. Çünkü o yabancı, Constanza, bileziği bana iade etti ve halamın da elimden almaya hakkı yok. O benim diye sonuçlandırdım kararımı. Çünkü onun fotoğrafta annem değil, ben gördüm. Çünkü ben acının yüzüne bakmayı, acı çekmeyi, hatta neden olmayı da biliyorum. Annem ise öyle değil. Bende acıma duygusu yaratıyor. Mariano'nun sevgilisi olmayı bile beceremedi. Kendine saadet yaratmayı bilmiyor. Sıska kamburun teki oldu. Enerjisini kendine benzeyen insanlarla dolu sayfalara harcıyor. Ben ona benzemiyordum. Ben Victoria'ya ve babama benziyordum. Zaten o fotoğrafta ikisi birbirine çok benziyordu. Bu nedenle oturup halama bir mektup hazırladım. Onun yazdığından daha uzun oldu. Bileziği tutma konusundaki karma karışık gerekçelerimi sıraladım. Sonra mektubu okul kitaplarımı taşıdığım sırt çantama koydum ve Carrado'ya ya da Victoria'nın piyasaya çıkacağı günü bekledim. Efendim, Elena Ferrante... Genellikle kadınları anlatıyor. Genellikle değil. Konularındaki kahramanlar kadınlar. Hatta kız çocukları. Yani biz onları küçüklükten itibaren tanıyoruz. Napoli hikayelerinin de olduğu romanlar boyunca benim biricik arkadaş, benim pırlanta arkadaşım romanında da aynı şekilde öyle. Biz bütün benim olağanüstü akıllı arkadaşım, pardon çok özür diliyorum, olağanüstü akıllı arkadaşımda da bu şekilde. Yani biz kız çocukluktan itibaren tanıyoruz Ferrante'nin kahramanlarını ve onların büyüme hikayelerine tanıklık ediyoruz. Tabii dediğim gibi yani günlük hayatta rastladığımız büyüme hikayeleri değil bunlar. Bunlar daha katmanlı, sınıfsal farklılıkların da ortaya çıkarıldığı, erk düzenin de ortaya çıkarıldığı hikayeler. Hatta yani ölmüş ama duvarda resmi asılı durduğu için hala erk görevi gören baba konsepti var mesela bu hikayenin içinde. Onu bile çok güzel anlatıyor.
Ferrante. Birçok katmanıyla okuyabileceğiniz romanlar yazdı şimdiye kadar. Ve biz hepsini okuma imkanı bulabildik. Everest yayınlarından efendim. Mutlaka bir okuyun. Özellikle şimdi bugünlerde daha çok roman okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işte ne akıl olarak, ne bilinç olarak, ne vicdani olarak, fiziki olarak, ne derseniz deyin, açıklayamadığımız ama yaşadığımız, tüm belirsizlikleriyle yaşadığımız, tüm saçmalıklarıyla yaşadığımız, içinde bulunduğumuz şu zamanı en iyi anlamlandırabilecek nesneler, kitaplar, en iyi size bu konuları en iyi aktarabilecek, en iyi anlatabilecek hikayeler kitaplarda efendim. Kültür sanat disiplinlerinde bugünlerde delirmek istemiyorsanız efendim kitap okuyunuz lütfen. Görüşmek dileğiyle.